Önce ne sona eriyor ona evet. hemen bakalım. Kısa çalışma ödeneği bitmiş oldu. Hani dün itibariyle ve şu ana kadar bir değişiklik yok, bir karar çıkmadığı için kısa çalışma ödeneği bitmiş oldu. Kısa çalışma ödeneği aslında yasamızda var. Hı -hı. Yani normal e, pandemi olmasaydı da bir şirket zora düştüğü zaman işkura başvuruyordu. Hı -hı. E, i̇şte şartları taşıyan işte son 3 yılda 600 gün, son 120 günü primi ödenmiş çalışanları için kısmi de olsa veya tamamen kapansa da kısa çalışma ödeneği alıyordu. Yani maaşlarını devlet ödüyor ama burada süre 3 aydı. Fakat pandemi ile birlikte bu kısa çalışma ödeneği bütün şirketlere yayıldı ve birazdan rakamlarını da vereceğim. 4 milyona yakın işçi yaraladı ve yaklaşık bir buçuk sene sürmüş oldu. Dolayısıyla 30 Haziran son günde kısa çalışma ödeneği bitti. Bu ne anlama geliyor? Kısa çalışma ödeneğinde primler yatırılmıyordu maaşı devlet ödüyordu. Hı hı. Şimdi artık maaşı işveren ödeyecek ve primlerini tam yatıracak. Birazdan onu da söyleyeceğim. Fesih yasa uygulanmayacak. Ee, geçici iş, işkanla geçici 10. madde gelmişti. Burada da fesih yasa getirilmişti. Hı hı. Geçtiğimiz Nisan ayından, geçtiğimiz yılın Nisan ayından itibaren. Dolayısıyla işçi çıkartamıyordu. Hı hı. İşverenler sadece işte bu ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama şartı vardı. Hı hı. Ee, onun dışında işçi çıkartma yasağı vardı. O da dün itibariyle bitmiş oldu. Bugün yine İş 1475 sayılı iş kanunu 14. maddesine uygun şekilde tabii işçi çıkartma imkanı olacak. Ama bunun da önüne geçmek için çok ciddi teşvikler var. Seninle zaman zaman konuşuyoruz. Evet. Özellikle ilave istihdama teşvikler var yeni işçi alana. Dolayısıyla işçi çıkartmak yerine bu normalleşmede Gelen talebi karşılayacak diye bekliyorum işverenle. İşveren tek taraflı ücretsiz izne gönderilecek. Bu geçici 10. maddeye bu da eklenmişti hı hı. aslında. Yani şunu söyleyeceğim sen işverensin ben de devletim diyorum ki işçi çıkartamazsın. Hı hı. Ama sen de onun maaşını zaten ödeyemesin. O zaman ben sana kısa çalışma ödeneği vereyim maaşını ben ödeyeyim diyor devlet. Peki o imkanı da kullanamadın. O zaman diyor ki devlet sen bunu tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderip hani maaş yükünden kurtulabilirsin. Peki. E, o zaman ne oldu? Çalışan e, mağdur oldu. Hı hı. Tek taraflı ücretsiz izne gönderilmiş oldu. İşte orada da nakdi ücret desteği devreye girmişti. O